Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar elektrodevin nabzını yoklayacağız. Ben bayağıdır kullanmıyorum elektrodevini. Biliyorsunuz normalde analesem gibi kullanıyordum son zamanlarda. Ama çok da karşıma gelmiyor falan böyle. Merak ettim nasıl olduğunu. Bugün videoda beraber deneyelim. Bayağı bir insan havan oynuyor. İşte bayağı bir insan bomba kulesi oynuyor. Dolayısıyla metadan birazcık düşmüş olabilir. Bilmiyoruz. Beraber bakacağız zaten. Bugün kullanacağım versiyon okçul değil. Bombacılı versiyon. Uzun vadeli olsun diye. Okçular nerf yiyecek çünkü. İsterseniz videomuza başlayabiliriz. Evet, destemiz bu arkadaşlar. Bombacı versiyonu bildiğimiz. Ben de merak ediyorum nasıl olacak bombacı. 3 tane maç yapacağız. Amacımız zaten küreselli kasmak değil. Zaten sezon sonunda değiliz. Amacımız desteği yoklamak. Karşımızda Abo Yosef diye birisi var. Kings of Syria klanından. Herhalde yan hesabı falan. Çünkü 2 koymuş isminin sonuna. Nasıl bir çıkarım yaptıysam. Doğrudan varille başladım. Fazla hasar yemeyelim. İki tane olasılık var diyorum şu anda. Tazı ya da muhafızlar. Kraliyet evi mi? Evet, o domuzcuklar destesi, tamam. Doğru. Eğer o desteyse şok birliği biraz sıkıntı olur. Bir de dev iskelet birazcık sıkıntı olur. Bekleyeceğim şu anda. Zaten elimde doğru dürüst kart yok. Arkadan çıkalım madem. Ya domuzcuk attığında zaten top olacağı için elimde ucuza savunabileceğim. İyi bari bir anda kuleme doğru sekecek zannettim. Bombacıyı tam güvenli pozisyona aldıktan sonra bombacıyı bıraktım. Çok da güvenli değilmiş. Evet, 6 şövalye şu anda tanklıyor. Oy, mega şövalye varmış. Tamam, bir şey atmayalım arkadaşlar. Şu an hiçbir şey yapmayalım. Bundan sonra valil atacağım. Sonra ana kuleme çekmeye çalışacağım. Umarım domuzcuklar bırakmaz. Güzel. Ana kule aktivasyonunu yaptık arkadaşlar. Topumu da attım. Fena değil. Şu an her şey güzel gidiyor. Şimdi biz nasıl atağa kalkabiliriz diye bir böyle gözlem yapıyorum. Herhalde yapmamız gereken elektrodevin arkasına bir altın şövalye sıkıştırmak şok birliği için. Hasar yememek. Bunlar. Yanılmıyorsam bunlar. Ne yapmak istiyor uçan makinayla? Bir amacı yokmuş demek. Herhalde yıldırım atmayayım diye önden attı. Okları var. Olsun atsın, fark etmez. Çıkabilir miyim elektrodevle? Tamam. Arkasına altın şövalye yapıştıracağız, unutmayın. Tamam, mega şövalyesini de kullandı. O mega şövalyeyi eritmem lazım, o yüzden anka kuşu istiyorum. At bakalım şok birliğini. Zıpla. Oy, kuleye kadar gitti. Abartmayacağım agresifliği. Şimdi kasırga da atasım geldi. Ama hepimizin içinden böyle sürekli saldırmak geliyor değil mi? Onu dizginlediğimiz sürece iyi oynarız bence. Her şey elektrodeve baksın, sonra anka kuşu güvende olsun birazcık. Altı şövalye lazım dediğim gibi, ama şuradan bırakayım, balıkçı atar zaten. Hemen bir kasırga. Hemen bir özellik. İşte bu. Bombacıyı bir tık önde attım. Oklar atacak ya. Yıldırımla vuralım. Bundan sonra atağa kalkmama ihtiyaç kalmasın istiyorum. Kasırgayı kullanacağım yoksa hasar yiyeceğiz. Güzel. Yıldırım kadar vuramadı yani. Bekleyelim. O saldırsın, ben savunayım. Defansa yıldırım atmaktan çekinmeyelim. Güzel. Güzel.
Bombacı yöne doğru attım artık. Topa bakarken uçan makina. Normalde elektrolev atardım. Öndeyiz diye. Altın şövalye attım. Orada hiç yoktan öldü. Güzel bir takas denemesi yapmaya çalışıyor. Ama takas yapılacak bir pozisyon değil şu anda. On saniye kaldı ve maçı kazandığımızı düşünüyorum. Garip bir maçtı açıkçası. Yani kendimizi ayarladık. İşte öndeyiz, yavaş olalım. İşte gerideyiz, hızlı gidelim. Gerçi çok geride olmadık ama temiz güzel bir maçtı arkadaşlar. Bize iyi oyuncu diyelim. Kesme biçme yapmıyorum arkadaşlar. Tamamen doğal bir video bu. Evet hadi bakalım. İlk maçı kazandık. Şu anlık gördüğüm kadarıyla güzel. Karşıda balıkçı varken, şok birliği varken, bayağı bir kart varken gittik orada. Kazandık. Bir yandan da topumuz vardı bizim ya. Domuzcuklara hani bir şey yapabiliyorduk en azından. Evet karşımızda Boon diye birisi var. Bakalım bakalım bu sefer de deminki gibi kazanabilecek miyiz? Okçular mı bombacı mı? Bence okçular şu an metada. Hani öyle bir soru sorarsanız. Ama değişecektir bu durum ya. Okçuları bu şekilde bırakamazlar. Çünkü meta artık okçuların etrafında dolaşıyor. Böyle bir şey olamaz. O kadar kart var okçu üzerine kurulmuş. Ve mükemmel bir özellik. Adam ne oynuyor acaba? Havan gibi geldi böyle içimden. Bekleyelim bakalım. Ana kulemi açmayı deneyeceğim. Şu an çok tehlikeli. Muhtemelen... Evet açmayalım. Ama açsaydık çok güzel olurdu. Biraz daha defansif oynayacağız. Deminki eşleşmenin çok benzeri. Çünkü adamın okçuları var. Deminkinin şok birliği vardı. Bu adamın okçuları var. Gene elektrodev arkası. Altın şövalye diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama genelde bu elektrodevin mantığı bu yani. Elektrodev arkası altın şövalye. Heh beklediğim o havan. Tamam. Şimdi yıldırım atacağım. Her şeye rağmen bu arada kuleye gitmeyecektir elektrodevim. Amacım yıldırımla kulesinin canını birazcık indirmek. Buzuru atacak şimdi. Ama dondurmasına izin vermeyeceğim. Güzel. Okçular gelin bakayım şöyle. Tamam. Dur, rakip bu arada güzel oynadı. Orada varil attık ya arkadaşlar. Varil atmasaydık buzuru donduruyor tamam mı elektrodevine. Sonra goblinler fışık fışık vuruyor. Elektrodev ölüyor zaten. Ben orada varil attığım için ölmedi. Ve kulesine bayağı vurduk. O kadar rahatlanacak bir hasar değil aslında. Çok da önde değiliz yani. Ama bir ikisi de önde olmak güzel bir şey elektrodev için. İzninizle atağa kalkıyorum artık. O madenciye bence göz yumabilirim. Sola vurmak pahasına. Şöyle altın şövalyeyi bıraktım. Okçuları önde kullandı peki. Evet kalabalık olduğumuz yeri atması gerekiyordu. Adam da bunu çok iyi yaptı. Gerçekten bravo. Bombayı bile bırakmayı başardı. Çıkar mısın yumurtadan? Elektrodev 1 vurdu, 2 vurdu, 3, 4. Okçular gelin siz şöyle. Evet başaramadım. Olsun yine bayağı vurmuşuz ya. Farkında olmadan bayağı bir vuruyorum. O tabii ki de sağ tarafa vuracaktır. Evet. Önceden attık ankuşunu çok güzel. Bir yandan atağa kalkmam lazım arkadaşlar. Yani mesela iyiyiz diye yerimizi duracak değiliz. Kendimizi daha da ileri atmalıyız. Daha çok hasar vurmalıyız. Zehrini çıkarttı ama gerisini döndürebilir diye kalabalık etmemeliyim. Bak özellik kullanayım diye beni o kadar zorluyor ki şu an. Kasırgamı kullanmayacağım hayır. Sol için saklıyorum. Git okçuları öldür. Evet olmadı. Gene hatağa çıkacağım. Bayağı bir iksir karımız var. O savunmayla böyle cebelleşirken ben gidiyorum atak yapıyorum. Topu yanlış attık. Olabilir. Güzel bir valil. Solda kullanamayacaksın ama yenisini döndürür. Ben de yeni elektrodev atarım o zaman. Bu arada kuleye kadar gider o. Kuleye kadar gider. Tanıyorsam gider. Bravo.
Bir de yıldırımla kulesine vuralım. Bravo. Bayağı bir farkı açtık. Hatta bir daha elektro evde atağa çıkacağım. Adam artık yeter diyor yani. Aman basabilir. Hop top attım. Güzel yokluyor şu an beni. O da savunmak istemiyor artık, bıktım diyor. Ben ucuzum bu arada. Ama bıktım diyordur herhalde. Güzel. İki tane elektro ev attım. Evet, topa baktığı için rahatım hemen. 30 saniye var. Neredeyse çevirdim bu arada maçı. O biraz tedirgin ediyor beni. Güzel. Sola bir yıldırım atsam zaten kazandık gibi duruyor. Vali atalım. Son bir çırpınma hamlesi yapacaktır. Ve yıldırım... Cici. Uf, aslında bayağı öndeydik. Adam iyi oynadı. Sonlarda bayağı bir havan bana baskı yaptı. Ama güzeldi arkadaşlar. Her şeye rağmen güzel kazandık bence. Bakalım. İki maçtır güzel gidiyor Elektrodev. Yani güçlü olan burada bence çok da Elektrodev değil. Aslında orada güçlü olan şey altı şövalye bildiğiniz üzere. Zaten bir kasırga atıyorum. Bir özellik basıyorum. Hemen ölüyor. Evet. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Şu anlık gözlemlerim Elektrodev hakkında güzel. Beğendim yani. Karşımızda Valentin var. Valentin, bakalım ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? Boosted Academy klanından ilk defa duydum. Neyse, Vali sallayalım. Bu arada bizim klan Nova Turkey yerelin en eski klanıymış. Ona rağmen hala yukarılarda olmamız gerçekten mükemmel. Atıcı oynuyor. Atıcı ne vardır ki? Çok bir şey yoktur. Dev mezarlık vardır. Atıcı dev mezarlık. İşte atıcı dondurma mezarlık. Atıcı balon oyuncu. Neyse, hepsini saydım herhalde. Evet, burada artık dondurma atacağını ben düşünüyorum. O yüzden bombacı attım önüne. Atacak mı? Atmadı, evet. Özellik geliyor. Kuleye kadar gider misin? Gitmedi. Çok fena kart toparladı. 1x'de bunu yaşamamız hiç hoş değil. Muhtemelen mezarlık gelecek. Erkenden öldürebilirsem iyi olur. İskelet kralı. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Arkadan değerlendirmeyi tercih etti. Bu arada beni hala korkutuyor yani mezarlık. Mezarlığı neyle tutabiliriz? Topla tutabiliriz. Bir de köprüde kestim mi tanklığını? Savunuruz gibi geliyor bana. Kestim köprüde. O atıcı ölsün bu arada. Varil'le yardım etmek zorunda kaldım. Güzel. Top böyle hiç hasar yemeden savunmayı başardı. Elektro vur birazcık daha ya. Tüh. Bombacı tek başına orayı halledersin değil mi? Güzel. Bombacı bu arada okçudan daha iyi bazı durumlarda. Hem daha ucuz. Arkadan çıkacaktır. Dondurması olduğunu düşünüyorum. O yüzden topa çok da bir şey yapamıyor. Hani zehir mehir atamıyor alev topu. Gene köprüde keseceğim. Aa evet, alev topu varmış. Tam da dediğim üstüne olması peki. Hop. Özellik. Bravo 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 bravo. İçimden bir ses mezarlık yiyeceğim diyor. Güzel. O mezar taşı şok birliği falan çok sıkıntı arkadaşlar. Acaba zıt tarafa mı oynamaya çalışsak? Adam mezarlık çünkü. Evet, bence zıt tarafa oynamalıyım şu an. Özelliği bastım sonunda. Hadi, kuleye kadar gitmedi. Mezarlık yiyeceğim, hadi bakalım. Bundan böyle benim amacım artık ters tarafa oynamak. Çünkü bu şekilde aynı tarafa oynadıkça adam kart toparlamaktan başka bir şey yapmıyor bana karşı. Şunu bir savunabilirsek başarıyla hayatta kalarak, tersten oynama planlarım var geleceğe dair.
Güzel. Tam vakti saldırmak için. Evet, bayağı vurdu. Burada yıldırımı mezar taşına atabilirim. Ya da ikinci bir elektrodev. Evet. Bu beni çok bozdu arkadaşlar. Şimdi şok bile atabilir. O cehennem ejder neymiş ya? Gerçekten çok büyük sıkıntı eşleşme. Arkadaşlar, neymiş demek ki her maçı elektrodevle kazanamıyormuşuz. Ama deneyeceğim, her şeye rağmen deneyeceğim yani. 40 saniye var. Denemedim demeyeyim. Hani içimde kalmasın. Oh, şuradan elektrodev nasıl geçsin? Kar toparlamasını önlemeye çalışıyorum. Bravo. Öldürün o iskeletralı. Koş, zıpla. Evet, keşke zıt eşleşme gelseydi. Ben mezarlık oynasaydım, o elektrodev oynasaydı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaybedebiliyoruz. Çok da güçlü değilmiş elbet ama elektrodev kullanabilir hala. Ben de sizi beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle maçları göstereyim, sonra videoyu yavaştan kapatalım. Umarım videoları beğenmişsinizdir, bu tarz videoları. Videoyu beğeni atarsanız veyahut abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.